Merhaba arkadaşlar, soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz parçacık dengesiyle alakalı bir soru. Biz daha bu konuyu görmediğimiz için çok ağır bir soru sormadım ama bu soruda birçok şey bir arada. Örneğin, açı girmiş, yay girmiş. Biz buradan yayı nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Kilogram verildiğinde Newton'a yer çekimi etkisiyle nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Bayağı kazanımımız var bu soruda. Hazırsanız başlayalım. Soruda diyor ki şekildeki 8 kilogramlık lambanın lambanın gösterilen konumda asılabilmesi için AC uzunluğu kaç metre olmalıdır? Yani ne olmalıdır diye soruyor. AB ayağının deforme olmamış uzunluğu LAB 0.4 metre. KAB yani yay katsayımız 300 Newton bölü metrekare. Newton bölü metre ve yer çekimi inmemiz 9.81 metre bölü saniye kareymiş. Arkadaşlar burada biz denge denklemleri yazacağız. Ve bir serbest cisim diyagramı oluşturacağız. Önce nasıl bir yol izlememiz lazım? Öncelik olarak bizim bir serbest cisim diyagramı çizmemiz lazım. Çizelim. Şimdi bu lamba Aşağı doğru insin. Çünkü H dedi. Yer çekimi. De aşağı doğru inecek. V dedik. TAB'miz bilmediğimiz her kuvveti çekme kuvveti olarak söyleyelim. Yani çekme kuvveti dediğimiz şeyde arkadaşlar böyle bir nokta düşünelim. İki taraftan da çeker. Her taraftan çekmeye çalışır. Bu çekme kuvvetidir. Peki basınç kuvveti nasıl? bir nokta düşünelim. Her taraftan basıya çalışır. Bu da basınç kuvvetidir. Bu mesela diğer tarafta da arkadaşlar basınca çalışır. İki yönlü de basınca çalışır. Çekme de aynı şekilde iki yönlü çekmeye çalışır. Bunları ilerleyen kafes sorularında düğüm noktası yöntemiyle çözmede falan çok daha fazla göreceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar bilmeniz yeter. Ne dedik? Bilmediğimiz noktaları çekmeye çalışsın dedik. Bakın çekmeye çalışıyor. Şuradan nokta olarak düşünürsek bunu. Çekmiyorlar olarak çalışıyor. Bu da çekme olarak çalışıyor. E, o zaman diyorum ki TA buna C burası. TAC de çekmeye çalışsın. Tamam. Burası da TAC. A TAC. Çok güzel. Peki buranın açısı kaç? 30 derece. Onu da vermiş bize. Vermeseydi ne yapabilirdik arkadaşlar? Eğer burada bir uzunluk verirse bize ve bu uzunluğumuz verirse biz açımızı bulabilirdik tanjanttan. Böyle şeyler de yapılabilir. 30 derece. Şimdi arkadaşlar biz serbest cisim diyagramımızı çizdik. Peki biz V'yi nasıl buluruz? Ne diyor? 8 kilogram diyor. Lamba 8 kilogram. Ağırlık yani yer çekimi inmemiz kaçmış? 9.81. O zaman diyorum ki 8 kilogramı ağırlık e, yer çekimi ivmemle çarparsam Newton cinsinden ben lambamın ağırlığını bulurum. O zaman çarpalım. Açıyoruz. 8 çarpı 9.81. 78.48 çıktı. E biz buna gelelim. 78.5 diyelim. Yuvarlayalım. Neymiş? Kilo Newton Newton Newton. Çok güzel. Şimdi bu serbest cisim diyagramımızı çizdik. Buraya ne diyelim? SCD diyelim kısaltmasını. Birinci aşamamız bitti. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamada denge denklemleri yazacağız arkadaşlar. İki tane denkle denge denklemimiz var burada. Birincisi toplam fx eşittir 0. Bakın sağa doğru pozitif aldım. Siz sola doğru da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama genellikle ben sağa doğru alıyorum. Yani hocalar falan da genellikle sağa doğru alıyor. Birazcık standart. Kitaplarda da böyle görürsünüz genellikle. O yüzden size sağa doğru almanızı tavsiye ederim. Evet sağa doğru toplam fx eşittir 0 dedik. Peki bu ne demek? X doğrultusunda yani şu doğrultu var ya. Bu doğrultu X doğrultusudur. Genellikle. Şu doğrultu da Y doğrultusudur. Biz buradaki X doğrultusundaki bütün kuvvetlerin sıfır olacağını yani asılabilmesi için dengede olması lazım. Bir evdeki lamba nasıl normalde sabit duruyorsa, dengede ise Bu da aynı şekilde öyle durması isteniyor. O yüzden bir denge durumunda toplam fx'imin sıfır olması isteniyor. O zaman Diyorum ki TAB. Nereye doğru? Sağa doğru. O zaman pozitif. TAB pozitif. E TAC sola doğru bakıyor. O zaman bu eksi olacak. Eksi TAC. Peki TAC direkt FX, e, x, doğrultusunda mı? Hayır. O zaman x doğrultusuna çekmek için kosinüs 30 çarparız. Gelin çarpalım. Kosinüs 30. Şimdi bitti mi? Bitti. Kaçmış? 0. Gayet güzel. Peki bir de yukarı doğru bakalım. Toplam F, y. Burası toplam işareti var arkadaşlar. Şu toplam işaretini unutmayalım. Çünkü tek bir F, yok. Dikkat ettiyseniz. iki tane var. Onu unutmayalım. Toplam F, de sıfır. Virgülü koyuyorum. Diyorum ki bir aşağı doğru bakın yukarı doğru artı dediğim için aşağı doğru olan ne diyorum? Eksi. 78,5 Newton'luk bir kuvvetim var. Yukarı doğru ise TAC'miz var ama TAC'miz y doğrultusuna sokmamız için sinüs 30 da çarpmamız lazım. Gelin çarpalım. Artı TAC çarpı sin 30 eşittir 0. Arkadaşlar buradan 78.5 karşıya gider. Gitsin şöyle götüreyim. Evet arkadaşlar 78.5 eksi 78.5 e karşıya 78.5 Newton olarak attık. Sinüs 30'u da karşıya böyle olarak attık. Şimdi bakalım bir hesaplayalım kaç çıkacak. Burada da size bir şey göstermek istiyorum. Önemli bir bilgi. Sinüs 30. Ya sinüs 30 nedir? 1 bölü 2. Yani 78.5'i 2 ile çarpacağız. O da ne olur? 157 olur. 157 Newton olur. Bakalım hesaplayalım öyle mi çıkıyor? Öyle çıkmadı. Bunun bir nedeni var. Dikkat edersiniz ki sinüs 30 zaten artı. E artın artıya bölümü artı çıkacak. Burada eksi çıktı. Bir yanlışlık olduğunu hemen anlıyoruz ve diyoruz ki açıda bir e, sıkıntı var. Yani benim hesap makinem eski işlemlerde radyan kullandığım için radyanla kalmış. Bu hesap makinesini kullanıyorsunuz veya Casio'nun bazılarında da oluyor bu. Shift setup'a basarsanız arkadaşlar. Burada angle unit diye bir şey var. Yani açı. Açıya basıyoruz. Derece, radyan ve gradyan grad'lar var. 3 tane e, bizim açı birimimiz var burada. Dereceye tıklarsak, dereceyi 2'ye basarsak, radyan, 3'e basarsak grad. Bizim şu an işimiz dereceli olduğu için dereceye basıyorum. Şimdi bakalım yapayım işte mi? 78.5 bölü sinüs 30. Kaç çıktı? Arkadaşlar işte 157 çıktı. Gayet doğru. O zaman neymiş TAC'miz? 157 Newton'muş. Bulduk. Bunu da kutucuk içine aldım. O zaman şimdi TAC 157 idi. Kosinüs 30'da çarpayım bakayım. 157 çarpı kosinüs 30. Ne çıktı? 135.96. Buna da 136 diyelim mi? Diyelim. 136 karşıya giderse TAB ne olur? 136 olur. Hadi onu da yazalım. TAB 136 Newton. Artık denge, denge denklemleri kurmayı ve buradan kuvvetler bulabilmeyi öğrendik. İşin mantığını anlayalım arkadaşlar. Eğer vize çıkarsa yaparsınız inşallah. Şimdi TAB'yi bulduk, TAC'yi bulduk. Bize ne diyor? AC'nin uzunluğunu soruyor. O zaman AC'nin uzunluğunu bulabilmem için ben bir AB'nin uzunluğunu bilmem lazım ki AC'nin uzunluğunu bir hakkında yorum yapayım. O zaman AB'nin uzunluğunu nasıl bulurum? Arkadaşlar işte burada da yay devreye giriyor. Yayda şöyle bir espri var. Aslında AB'nin uzunluğunu biliyorum ama yay olduğu için buradan çekme kuvveti gelecek. Yay uzayacak. Yay uzadığı için ben aslında buranın kuvvetini bilmiyorum. Yoksa zaten buranın uzunluğu 0.4 metre. Yay uzuyor. Ve ben bunun uzunluğunu şu an bilemiyorum. Ne kadar uzadığını. O yüzden bir formül var. Bu formülü kullanmamız gerekiyor. Formülümüz şu. FAB veya ağacı istediğiniz diyeyim bu formül diye yazıyorum. KAB'ye çarpı SAB Burada arkadaşlar SAB ne peki? KAB malum. Yay katsayımız, FAB malum. Kuvvetimiz SAB uzama deformasyonu birimi artık nasıl dersiniz? Yani ne kadar uzadığını gösteriyor. O zaman bunu TAB'de de uygulayalım bakalım neymiş. Bakın yerine koyuyorum. T AB K B çarpı SAB. Şurada bir kere bir tane A fazla oldu. Sildim orayı. TABN 136. CABN 300. SAB'yi soruyor bize. ne nedir o da? 136 bölü 300'den 0.45 yani 0.453 diyelim. SAB'miz neymiş? 0.455. Ne bu? Metre. E peki ilk boyumuz kaçtı? 0.4'tü. O zaman 0.4 ile 0.453'ü toplayıp ben şu anki AB'nin uzunluğunu bulabilir miyim? Gayet de güzel bulurum. O zaman bu ne? 0.853 metreymiş şu an yeni AB'miz. Yani LAB değil. Bu da yeni AB'mizin uzunluğuymuş. Şimdi ikinci kağıda geçiyoruz. Şurada birazcık şöyle kalsın. Görelim soruyu da. Evet. 0.53 dedik. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? 2 metreden eğer biz böyle bir şeyimiz varsa şuraya kadar AB'ymiş. Yani 0,853. E şurası şöyle de bir şey çizersem 30 derece. ATAC TAC çarpı ya da uzunluk diyeyim direkt hızı bitsin. Uzunluk AC yani şuradaki uzunluk uzunluk AC çarpı kosinüs 30 bize şurayı vermez mi arkadaşlar? Yani şurayla kosinüsün çarpımı bize şurayı vermez mi? Verir. Bura ne? 2 eksi 0,853. 2 eksi 0,853. Bu ne çıktı? 1.147. Peki onu kosinüs 30'a bölersek? Cevabımız 1,32 metreymiş arkadaşlar. Buraya hızlı mı geçtim? Şurası neydi? 1,147 idi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Buraya da kosinüs 30'u getirdim. Böyle olarak koydum. Bu gitti. Cevabımız LAC'miz 1.32 metre bulduk. Cevap 1.32 metre. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Parçacık dengesiyle herhalde devam edeceğiz. Olmazsa bir soru daha çözeriz. Başarılar.